Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz ve şerefli arkadaşları Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Medine, Medine-i Münevvere oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyorlardı. Sonra Muhacir ve Ensar kardeşliğini gerçekleştiriyordu. Mekkeli müminle Medineli mümini kardeş kılıyorlardı. Daha Medine-i Münevvere'de ilk aylardı. Yavaş yavaş Medine İslam toplumunun temeller atılıyordu. Henüz sağlam bir yapı kurulmuş değildi. Medine'de Yahudiler vardı. Ciddi boyutta nüfusları ve nüfuzları vardı. Bunlardan bir hayırlısı Müslüman olmuştu. Ama içlerinde münafıklar da vardı. Münafıkların potansiyelleri de yüksekti. Yahudi kabilelerle Evs ve Hazreç kabilelerin münafıkları bir araya geliyordu. Bir şer birlikteliği kuruyorlardı. Peygamber Efendimiz bunlardan haberdardı ve tedbirli olmaya gayret sarf ediyordu. Bütün uyumuyordu Peygamber Efendimiz. Gecelerin büyük bölümünü uyanık geçiriyordu. Bir tehlike olduğunda tedbirsiz bir duruma mahal vermek istemiyordu. Bir geceydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz uyumamışlardı. Hazreti Ayşe annemiz şöyle sesleniyordu: "Keşke ashabın içerisinden salih birisi gelse de bu gece evin önünde nöbet tutsa," diyordu. Hazreti Ayşe annemiz şunu anlatıyordu: "Bir geceydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyumamışlardı. Hazreti Ayşe annemize şöyle sesleniyorlardı Peygamber Efendimiz: "Keşke ashabın içerisinden salih birisi gelse, bu gece evin önünde nöbet tutsa da ben de biraz uyusam," buyuruyorlardı. Hazreti Ayşe annemiz şunu anlatıyordu: "Daha Efendimiz temenniyi yeni dile getirmişti ki dışarıdan bir kılıç sesi duyuldu. Allah Resulü içeriden seslendi: "Kim o dışarıdaki?" Dışarıda duran "Ya Resulallah, ben Sa'd bin Vakkas," diye cevap veriyordu. Allah'ın Resulü'nün dayım dediği o heybetli, o cesur, o korkusuz insan kapının önünde duruyordu. Efendimiz "Ey Sa'd, gecenin bu saatinde seni buraya getiren nedir?" diye soruyordu. Hazreti Sa'd ise "Ey Allah'ın peygamberi, münafıkların söylediği sözleri duydum, yatamadım. Ya sana bir şey olursa?" diye endişelendim. "Yatakta dönüp duracağıma senin odanın kapısının önünde nöbet tutayım istedim. Ben buradayım ya Resulallah, sen rahatına bak. Ben sabaha kadar burada nöbet tutacağım," diyordu. Peygamber Efendimiz Sa'd'ın gelişinden, Sa'd'ın sözlerinden son derece memnun oldular, memnun kaldılar. Sa'da dua ettiler, duada bulundular. Sa'd güçlü bir bedeni yapıya sahipti. Engin yapılıydı. Son derece cesurdu. İleri boyutta heybetliydi. Bu Sa'd bin Vakkas'tı. Peygamber Efendimiz'in dayısıydı. Efendimiz dayısından huzur duyardı, huzur bulurdu. Hazreti Sa'd bin Vakkas nice yıllar nöbetteydi. 17 yaşında peygamber iklimine girmişti. Allah'a kul olmanın muhteşem bahtiyarlığını tatmıştı. Yaşı 30'lara dayanmıştı. Dün Mekke'de Efendimiz'in çevresinde bir şahin gibiydi, bir kartal gibiydi. Şimdi Medine'deydi. Yine Efendimiz'in çevresinde pervaneler misaliydi. "Ya peygambere bir şey olursa?" sorusu Hazreti Sa'd bin Vakkas'ın uykularını çoktan kaçırıyordu.
Efendimiz'i göz ucuyla hep kollayandı, hep kalkan olandı. Bir tehlike olsundu, bütün bedenini ona siper ederdi. Beden yar içindi, bedenler sevgili içindi. Bir değil, bin saat feda olsundu, yeter ki sevgiliye bir şey olmasındı. Peygamber Efendimiz Medine İslam toplumunun temellerini atıyordu. Bunu yaparken sık sık çevreye seriyeler, küçük birlikler gönderiyordu. Bu seriyelerle Medine'nin civarında olup bitenlerden haberdar olmaktı derdi. Ayrıca Mekke'nin kervanlarını gözetlemek ve Mekke'de neler olup bittiğinden haberdar olmak istiyordu. Bir de Medine'nin civarındaki kabilelere İslam'ı anlatmaktı, tebliğ yapabilmekti. Bedir Savaşı'na kadar 8 seriye göndermişti Peygamber Efendimiz. Hazreti Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh bu seriyelerin hepsinde yerini almıştı. O fedakarlığın zemininde bulunuyordu. O kahramanlığın alanlarında dolaşıyordu. Seriyeler aynı zamanda bağrında tehlikeleri taşıyordu. Saldırı olabilirdi, ölümler olabilirdi. Yani şehadete ulaşmak olabilirdi. Sa'd her fırsatı değerlendiriyordu. Bir seriyeden öbür seriyeye koşuyordu. O bir peygamber ikliminin insanıydı. Genç yaşta bu iklimin insanı olmuştu. Allah'a kulluğun ruhunu kavramıştı. Kul olmanın derin çizgilerini idrak etmişti. O şunu derinden biliyordu. Allah için bir şey yapılacaksa hemen koşmak gerekiyordu. Ömrü onun yolunda geçirmek, onun yolunda çalışmak ve o yolda ruhu teslim etmek gerekiyordu. Ayrıca Allah'ın kullarına hizmet etmek gerekiyordu. Zira insanların en hayırlısı insanlara en hayırlı olandı. Bunun için her vesileyi fırsat bilmek gerekiyordu. Her vesileyi ibadet ruhuyla değerlendirmek gerekiyordu. Onun belirgin özellikleri vardı. O cesaretliydi, heybetliydi ve kuvvetliydi. O hafif kısa boyluydu, kıvırcık saçlı, esmer tenli, bakanları kendine çeken yiğit bir insandı. O gönlü engin bir mümindi. Bütün müminlere düşkündü. Bütün müminlere muhabbet edendi. Onlara hizmet etmekten huzur duyandı. Kendini onlardan biri olarak görendi. Kibirden, gururdan nefret ederdi. Muhabbet ve merhamet yüklüydü. O ayetlerin, hadislerin ortaya koyduğu çerçevede bir mümindi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.